herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kumkapı. Kumkapı'ya niye geldik? Burası tarihi bir mekan. İşte Fatih, Ayasofya, her tarafta böyle her sokakta tarihi bir şeyler görüyorsun. Arkamızda da 1936 yılından beri kahvaltı veren bir mekan var. 1936 yılından beri. Hadi bir girelim, hikayesini dinleyelim beraber. Selamünaleyküm, nasılsınız abi? Sağ ol, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, nasılsınız? Çok şükür, biz de iyiyiz. Boris kim abi? Boris bizim ustamız. Ustanız. Evet. Siz ne zaman devraldınız burayı? Ne zaman başladınız işe Boris Bey'in yanında? Devralmadık. Boris Bey'in ailesiyle beraber çalışıyoruz. Hı hı. 76'da geldim ben. İstanbul'a mı 76'da geldiniz? Evet, 76'da buraya geldim yani. İstanbul'a geldim. Buraya iş başı yapmaya geldim. Elinize sağlık. O zamandan beri buradayız. Yani 45 senedir buradasınız. Evet. Boris Bey'in ailesiyle beraber evet, ailesiyle beraber kendisiyle beraber çalışıyoruz. Boris Bey kaç yıldır yapıyor burayı? Boris Bey 36 yılında 8 yaşında önlük takıp çalışmaya başladı babasının yanında. 8 yaşında? Babasının yanında. Maşallah. Yani o tarihten önce de babasının tarihi var. Bu da burada yazılı değil, bilmiyoruz yani. Yani belki 30'lardan beri, Osmanlı döneminden beri 30, olan bir mekan. 30 daha önce yani. 20, 25, Osmanlı zamanından gelmiş bunlar. Çok güzel. Hep böyle süt ürünleri kahvaltı mı verdiler? Evet, hep işimiz bu. Çok güzel abi. Neler var, ne sunuyorsunuz? Mesela arkada tavalar görüyorum, o zaman menemen var şeyler de var. Menemen, yumurta pişiriyoruz, kahvaltı veriyoruz. Kaymak, bal, tereyağı, yumurta çeşitleri. Çok güzel. Arkada bir ekmek kadayısı görüyorum. Peynir çeşitleri, evet. Ekmek kadayısı da var. Güneş var diye buraya aldım. Valla çok övüldü burası bize. Biz de gelip bir hem tadına bakalım hem de takipçilerimize anlatalım dedik. O zaman kahvaltılık bir şey isteyelim sizden. Tabii, kahvaltı evet. Yapalım, onun tadına bakalım. Tamam, çok teşekkürler. Burada her şeyi parça parça seçiyoruz o zaman abi. Yani yumurtayı ayrı seçiyoruz, kahvaltıda nerede olacağını ayrı seçiyoruz değil mi? Tabii. Menüye bir bakalım beraber. Açıkçası bir şey yok yani. Ha, yani mesela geldi süt istedi, atıyorum yumurta istedi, öyle de alabiliyor. Peynir çeşitlerinden, et ürünlerinden, evet. Yumurta çeşitlerinden. Ne istiyorsan alıyorsun. Mesela sade yumurta 8 lira, sucuklusu 15 lira. Burada işte beyaz peynir 10 lira. Seçtiğini alıyorsun, masayı istiyorsun, öyle bir kahvaltı yapabiliyorsun. Burada tatlı çeşitleri de işte ekmek kadayıfından sütaca kadar her şey var. Sütaç hastası bana, iyi bir dükkan. Ki zaten sütü kendileri yaptıkları için çok lezzetli bir beklentim var. O anlamda da burası, fiyat anlamında da böyle bir mekan. O zaman abi, baltalara yaptık. Başka ne önerirsin, ne alalım? Biz çok böyle deli gibi aç değiliz aslında. Abi siz bakın ona, sen de şunu yaptın yani ben hepsini öğrendim. Siz neyi çekmek istiyorsunuz, tamam. Ne yapmak istiyorsunuz? Ona göre şöyle yapalım. Yumurtadan bir tane aldık. Bal kaymak da aldık. Otlu peynir, değil, keçi peyniri alalım tane de. Ondan sonra eski kaşar alalım. Bir de en son fırın sütlaç yiyeceğim. Boris'in yeri. Boris'in yerinin hikayesinde ben aslında şunu gördüm. Selahattin Usta geliyor. 74'te Selahattin abi de alıyor. Boris'in yerini. Burada başlıyor. Ve usta çırak ilişkisinin devamını gerçekleştiriyor. Yıllardır burada. Boris amca ölüyor. Boris amca, Boris Usta daha doğrusu. Boris Usta ölüyor. Ama onun geleneğini sürdürüyor ailesiyle beraber. Bu çok değerli bir şey. Bu usta çırak ilişkisi bizim özellikle Gaziantep'te falan çok değerli, çok önemlidir. Buralarda da bunun yaşıyor olması çok keyifli benim için. Çok eski bir mekan. Böyle salaş diyebileceğim bir yer değil. Çok tertemiz her yer, çok hijyen. Ve gelen burada geldiğimizde böyle açık bir kahvaltı yok, serpme kahvaltı yok. Ne yapıyorsunuz? Menüden kafanıza göre seçiyorsunuz. Ben göz yumurta istedim, bal kaymak istedim, peynir çeşitlerinden iki tane istedim. Bunu arttırabilirsiniz. Kavurmalar, onlar bunlarla arttırabilirsiniz. Zevkinize, keyfinize göre. Biz bugün tabii çok çekim yaptığımız için böyle ufak ufak şeylerden istedim ama tabii sütlacı es geçemezdim. Hem burada süt ürünleri yapan bir yer. Burada sütlaç çok lezzetli olur, inancımdayım. Şimdi hemen şunu önce bir yumurta patlatalım. Göz yumurta.
Yumurtayı nasıl seversiniz? Böyle göz göz sever misiniz? Menemen şeklinde mi seversiniz? Kavurma şeklinde mi? Kahvaltınızı nasıl yaparsınız? Bunları yorumlara yazın. Ben de bakayım genel olarak ne seviyorsunuz? Peyniri, tereyağı, yumurtası, yumurtasının içinde tereyağı, peyniri, bir de şunu tadına bakacağım. Ne kadar endüstriyel olursa olsun ürünler, buradaki değil, dışarıdakiler, o kadar kalitesi bozuluyor. Burası çok eski mekan ya, hala kendi üretimlerini yapıyorlar. Bu da lezzetine acayip şekilde yansımış durumda. Damağınızda aldığınız aromaları anlatamam. Mesela yumurta yiyorsunuz ya, her yerde yumurta var. Her yerde tereyağlı yumurta yapıyorlar. Ama şuradaki lezzet, bakın çok top olmama rağmen söylüyorum. Tereyağlı yumurta çok basit. Kır yumurtayı yap ama lezzet abi. Bir de geçelim bal kaymağı. Bu mekanın neden bu kadar çok övüldüğünü şöyle tanımlayabilirim. Birincisi, geniş bir tarihi var. Ama ikincisi ve en önemli tarafı şu, hiçbir şey endüstriyel değil. Şu yediğim ürünlerin hepsinde aromalı, damağa gelen her şeyin doğal olduğunu anlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz statüle yiyip, ondan sonra yavaş yavaş videonun sonuna geleceğim ben. Enes bayılır buna. Şöyle kaldıralım. Altından. Alalım. Kıvam inanılmaz güzel. Bazıları çok, şekeri çok koyarlar, bazıları az koyarlar, bazıları sütün tadı çok yavan gelir. Burada her şey dengeli. Bakın kıvam sütlaçta böyle olmalı. İşte bu. Ne çok cıvık ne de çok katı. Sütün lezzeti. İyi bir mandıradan, iyi bir sütten geldiğin net. Kendi üretimleri kendiler yapıyorlar bu arada. Yavaş yavaş da videonun sonuna gelmek istiyorum ben. Böyle tarihi mekanları, özellikle İstanbul'daki böyle tarihi mekanları daha çok ziyaret etmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten hikaye izliyorsunuz. Yani tamam, yemekler gerçekten çok iyi. Bu çok başarılı. Ama buradaki usta çırak ilişkisi var ya, o kadar çok hoşuma gitti ki anlatamam. Benim yaşındakiler, yani 85-80 doğumlular falan, bunları çok iyi bilirler. O zaman o dönemin usta çırak ilişkisi bütün aileyi etkiliyordu. Bütün kültürünü etkiliyordu, eğitimini etkiliyordu. Burada da böyle bir şey gördüm, çok hoşuma gitti. Yemekler de çok güzel. Kumkapı tarafında, Ayasofya tarafında, bu taraflara geliyorsanız burayı mutlaka ziyaret edin. Burası'nın yeri kahvaltı anlamında damağınızı mutlu edecek şeylerle dolu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala abone değilseniz, o mutlu kalabalığın arasına katılmak istiyorsanız lütfen abone ol tuşuna basın. Aynı sofrada buluşmak üzere, sevgiyle ve adaletle kalın.